Ne yapacaksın? Koyamaz mıyım? Evet. Nemlendirici ararken yakalandığı için hanımefendi diyor ki videoya koyamazsın. Koyamazsın çünkü ben de edit yapayım. Ve silerim. İzliyorsunuz arkadaşlar. Sürmem ki. Evet, biz yine kaçıyoruz. Nereye gidiyoruz? Teknemize gidiyoruz. Teknemize giderken bu adamın bir matematik dersi var. Özel, onu alması gerekiyor. Önce şimdi onu derse bırakacağız. Sonra alışveriş yapacağız. Benzin alacağız. Sonra oğlanı tekrar alacağız, Azem'i. Ve sonra teknemize gideceğiz. Azem'i unutmazsak bakalım alacağız. Yeni zamlardan sonra benzin bize neler yapacak. Gerçi çok fazla bir şey almayacağız da ama eskisiyle arasındaki farkı size söylerim bu arada. Yani böyle. Koşturmaca gidiyoruz. Bir koşturmaca gidiyoruz. Bugün aniden belli oldu. İşlerimiz vardı. İptal olan işler oldu. Tamamlanan işler oldu. Böyle sevgili dostlar. Geziyorken kanalı yine geziyor. Alışverişte görüşmek üzere. Bay bay. Hadi iyi dersler. Görüşürüz. Geleceğim yine. Beni almayı unutmayın ha. Yaşı gitmezsiniz değil mi? İnşallah. Kaç. Hadi kaç. Hadi. Zamanlar sıkıntı ya. Derler böyle bir şey. Hiç sıkıntı yok abi. Evet arkadaşlar. Hazır değil. Kullanmış. Senin hiç gerek yok. Hiç problem yok. Sen devam et abi. Olacak, tabii tabii. Onu dolduralım abicim. Evet. Şu an litre fiyatı 7-8-70. 10 litre alacağız. 78 lira gibi bir şey tutması lazım. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. 78-78. Ben her zaman markette tamam. Yine seni var. Şimdi tamam. Şimdi tamam. Marketçilere ben al. Benzine zam gelmişti biliyorsunuz. Normalde tam 70 liraya dolduruyorduk. Yani tam litresini hatırlamıyorum. Belki 9 litreden 10 litreden fazla da veriyorlardı. Belki ağzına ufak bir paydan ama 72-73 falan tutuyor herhalde en son. Hatırlamıyorum tamam ama şimdi şu anda 78 lira 78 kuruş tuttu. İçin güzel, sıkıntı yok. 10 litre de bize yetiyor. Marmaris'te koy içinde. Bugün gitti mi? Evet. Hemen araba alalım. Ulaş. Ne kadar düşündün? 100. Çok üzülüyorum. Bütün poşetleri hep sen taşıyorsun. Yazık ya, sana. Erkek tarafı böyledir işte. Yapacak bir şey yok. İçim parçalanıyor. Tamam, ben sana kıyamıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi sardalya alacağız. Bakalım sardalya bulabilecek miyiz? Kolay gelsin. Sardalya var mı abi? Yem için. Eyvah. Bu değil mi abi? Abi de böyle de. Ondan biz 15 liralık alalım abi. Ben tamam dedi, aldırıyorum. Orada yemde kullanacağız biz. Oradan ben oradayım. Aa, her anda aldırma durdu mu? Nasıl ediyorsun? Arkadaşlar. O yüzden şimdi böyle kendisine nazik davranıyoruz. Bunu alttan versin olur mu? Bırak onu. Neyse. Daha kısa sürede bitti. Bagajda hiçbir şey kaldı mı? Hayır. Akü var. Taşıyabilecek misin? Akü. Deneyeceğiz. Akü nerede? Aküyü çalmışlar.
Bir dakika. Burada poşet bırakmışsın. Buzdolabı. Olabilir. Tabii olabilir. Sonra çay ararız. Evet. Aa aşkım tehlikeli. Şöyle vereceğim. Şöyle tut. Heh, şuradan. Evet. Kaç kilo bu ya? Allah. Harbi ağırmış. Düşerse sorumluluk sende, bakarsın artık bana. Aşkım çok ağırmış gerçekten. Kaç kilo bu? Kurşun dolu olduğu için ağırdır. Tam buzlu, kaç kilo ama? Hiç ölçmedim. Ama yaklaşık 20-30 kilosu vardır. Şaka yapıyorsun. Tabii. Şey diyeceğim. Orada buzluğumuz var ya bizim. Hı. Onu ver, boşaltayım sana geri vereyim onu. Tekne değer yok ona şimdi. Evet, alışverişi yaptık. Teknemizi yerleştirdik. Şimdi yemek saatimize daha biraz daha olduğu için bir aperatif bir şeyler alacağız yanımıza, paket. Şimdi Dilek onları almaya gitti. Alışverişimiz yaklaşık 130 küsür lira tuttu ama bunun içerisinde yiyecekler yok. Evimizden getirdik, yani tavuk vesaire pişireceğimiz grup yok. Sadece içeceklerimiz, işte ufak tefek abur cubur vesaire 100 TL tuttu market alışverişimizde. Evet, teknemizi yerleştirmiştik. Çok fazla bir şey kalmadı artık. Yavaş yavaş teknemize doğru gidiyoruz. Bir aydınlanma görüyorum. Evet, dersim bitti. Şimdi geldim. Einstein oldun mu? Evet. Görüşürüz Ede. Görüşürüz. Zaten onun evinde sürüyor. Sardalya aldım yen. Bugün bak, sardalya deneyeceğim. Anneannem de orada. Bir de balkondan bakıyor. Şu an gözükmüyor çiçeklerden. Kendisi gibi çiçek bir insan olduğu için gözükmüyor. Vay be. Vay be. Neneye iltifatlar. Azmaktan çıkacağız. Afiyet olsun başkan. Size de. Merhaba sevgili takipçilerimiz. Nasılsınız? Biraz önce belki fark ettiniz bilmiyorum. Pervanemiz sıyırdı. Evet evet, yanlış duymadınız. Pervane sıyırdı. Bu ne demek oluyor? Şöyle söyleyeyim. Motorun, dıştan takma motorunuzun arkasındaki pervanenin içinde bir mil var. Dişli sistemi var. Zamanla işi bırakabiliyor. İp dolarsanız
bir yere kuma sürterseniz, yani orayı, pervaneyi bir şekilde zorladığınız zaman birkaç kere hakkınız var. Ondan sonra o arkadaş işi bırakıyor, sıyırıyor. Teknemize gaz veriyoruz, şu anda gitmiyor. O nedenle bunun onarımıyla uğraşacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Bu tarafa gittim, suçlu kişiye doğru. Şu. Bu arada hangi motor, hangi marka, yani hangi model olursa olsun bu başınıza gelir. Yani biz de çok böyle aham şaham bir marka kullanmıyoruz. Ondan diyebilirsiniz ama bunun onlarla alakası yok. Bu olay tamamen zamanın deformasyonu, aşılmışlığı diyelim yani. O nedenle şimdi ikinci onarıma geçiyoruz. Tentimiz yırtılmış, biraz orayı dikeceğiz. Ben burayı sürekli diktiriyorum ama yapışkanlığı dikmedikleri için sürekli ufak ufak yırtılmalar oluyor. Şimdi ben orayı bu arkadaşla mıhlayacağım. Evet, teknenizde kesinlikle bunlardan olsun arkadaşlar. Hayat kurtarıyor, öyle söyleyeyim. Bir de bundan olsun. Bu da hayat kurtarıyor. Stres takıyor. Normalde orijinalinde dikilirken yapışkanlı dikiliyor normalde. Ama son diktirdiğim arkadaşlar sağ olsunlar yapıştırmadan dikmişler. Evet, şimdi Marmaris'te, Marmaris'in devamına gelen birkaç koyda, yani Marmaris'in dışına çıktığınızda bir koy içerisinde bir batık var. Bu batığı çok fazla kişi bilmiyor ama buradaki dalgıç teknelerini falan sıklıkla uğradıkları bir yer. Eğer şimdi başarabilirsem size su altından o batığı görüntülemeye çalışacağım. Batık da, bilmiyorum şu an gözükebiliyor mu ama şöyle açık renk olan şu bölgede, şuradan yaklaşık şuraya kadar büyük bir tekne yatıyor içeride. Bakalım tarihini bilmiyoruz, nasıl batmış, nasıl olmuş ama bir bakalım görüntüleyebilecek miyiz? Su mükemmel. Biraz da balık avlamayı deneyeceğiz burada. Haydi bakalım. Öyle olsun. Bizim için olsun. Sen tekneyi ne yapıyorsun balıkçı? Balık tutuyorum. Balık tutuyorsun. Evet. Hadi bakalım. Balıkçıların evet, bu arada arkadaşlar teknemizin pervanesini tamir ettirdik. Görüntü alamadım sizin için ama şöyle söyleyeyim. O parça tornacıya gitti. Tornacıda oralara kaynak yapıldı. Birkaç vida atıldı ve o dişli mahsas şeyi, durumu tekrar eski haline getirildi. Çok basit. Pervaneyi söktüğünüzde bu kuyruk muyruk falan sökmüyorsunuz. Bu arada teknemizin bir başka problemi daha vardı biliyorsunuz. Kontaktan çalışmıyordu, şarj etmiyordu ve marş basmıyordu. Bunlar kendiliğinden birdenbire oluverdi. Birilerini çağırdık, kontak bozuk dediler. Birilerini çağırdık, başka bir şey daha bozuk dediler ama biliyorsunuz benim mesleğim elektronikçilik olduğu için şöyle bir şey yaptım. Biraz araştırdım, biraz daha aşina olduğum için bazı şeylere. Bir adet şase kablosu kopmuş. Onu düzeltince her şey yerine tekrar geldi. Şu an teknemiz giderken şarj ediyor. Marşı düzeldi, her şeyi düzeldi. Herhangi bir sıkıntı yok. Keyfimiz yerinde. Evet. Hadi rast gelsin bakalım sana da. Rast gelsin. Anne. Hadi bakalım. Aldın mı? Kayıt kapatma, bir dakika. Allah Allah. Adam çok hızlı çekti. Evet. Bir de ilerleri atma. Bak kataktırırsın burada. Tak. Olduğun yere koy babacığım. Burada taktırırsın. Bak her yer kayalık. Küçük küçük kayalıklar var. Bak çok var. Tatlı balıklar var içeride. Oy. Gümüş gümüş balıklar var. Bak çok güzel. Çok güzel duruyor. Hadi bakalım. Bakın bakın oltaya bak. Hop. Güzel. Duruyor. Evet, şurada günlük dalgıç tekneleri var. Onlar tüplü dalış yaptırıyorlar burada. Ama ortam çok güzel. Kesinlikle Marmaris'e tamam, geliyorsanız tüplü dalış yapılacak bir yer. Kesinlikle burayı tavsiye ederim. Zaten buraya kesinlikle uğruyor bu arkadaşlar. Bence, 250 liraymış. Evet, kişi başı 250 liraymış. Bir gün boyunca saat 10'da çıkıp akşam 5'te bırakıyorlar herhalde. Yemek dahil. Birkaç, 2 tane, 3 tane dalma noktası var. Eğitim dahil.
sizi bu şekilde tüple daldırıyorlar. Yani bence de çünkü hem yemeği hem içmesi her şeyi dahil bence mükemmel. Ne yapıyorsun? Çok soğuk. Dalmak için girecek inşallah. 5. saat. Ya yıl olmuş Haziran, ay olmuş Haziran. Bu nedir ya? Utanmıyor musun? Hayır. Ne biçim yengeç burcusun sen ya? 5 yıl sonra. Hadi aşkım bak, herkes seni izliyor. 1, 2, 3. Ama dostlar gerçekten çok soğuk ya. Yani acımasızca bir soğuk. Soğuk değil. 3. Soğuk annemi soğuk. Cus. Girince ama süper değil mi? Girince bitiş dostlar. Sizin yerinize girdim. Şuradan görelim seni. Nereden? Şuradan. Sizin yerinize girdim arkadaşlar. Oh. Sizin yerinize, sizin için. Şimdi kamerayı alıyorum, gözlüğümü takıyorum ve batığa gidiyoruz hep birlikte. Hadi. Nasıldı batık? Çok güzeldi ama ben ürktüm. Yani dalış tecrübem yok. Paletlerim de yoktu. Gözlük, azemin gözlüğü ve lastik çekme yerleri aşınmış. Benim de surat biraz büyük olunca tabii hazırlıksız geldik. Ve şey yapınca, burundan biraz basınç yapınca hemen su almaya başladı gözlük. Ya bir de ürküyorsunuz arkadaşlar. Hani bilmiyorum, ama senin ürkmene çok şaşırdım. Ya ben donanımsızım diye ürktüm. Yani normalde bilmiyorum ya, olacağı hiçbir şey yok. Şimdi birazdan görüntüleri paylaşacağım sizinle. Burası normalde bir dalış noktası. Sağ olsunlar, bize de bir şey demediler. Hatta altımızdan geliyorlar, geçiyorlar, bize el falan saldılar. Normalde hatta şuraya yani görüntüsünü koyacağım. Bu batığın dışında bir başka parçalar falan da vardı teknenin, geminin. %90 savaş gemisi falan herhalde bu. Çünkü biraz mekanik bir alete benziyor. Öyle mi? Evet. Bir de çok enteresan, bu saate kadar onun provasını, o burnunu falan nasıl kırmamışlar? Yani normalde biraz önce yaklaştığım görüntüde göreceksiniz. Normal bassam üstüne çıkarım. Yani bir teknenin burnu rahatlıkla buna çarpabilir yani. Bakın bir hanımefendi daha oraya doğru dışarıdan yüzüyor. Ben yüzemem. İşte benim de paletim yok, gözlüğüm iyi değildi. Görüntü alamadım çok iyi sizin için. Yoksa biraz daha dalarak, biraz daha tekneye yaklaşmayı planlıyordum ama. Ama siz gelirseniz temkinli gelin değil mi? Hazırlıkla evet, kesinlikle gelin. Temkinli gelin. Hatta ve hatta biraz önce bahsettiğimiz gibi 250 TL alıyorlar. Bir gün boyunca sizde Marmaris'in çok güzel yerlerini suyun altından gezdiriyorlar. Bu tarz dalış tekneleri var. Birkaç tane var bunlardan. Hepsinin de fiyat tarifesi yaklaşık aynıdır. İçinde yemeği vesairesi her şeyi var. Ben tavsiye bence ederim çok kesinlikle. Güzel bir tecrübe. Şimdi bedava bir, yani normalde bu tarz güzellikleri gezmiyorsunuz ama normal günlük turlar 100-150 lira oldu zaten. Ama bu tarz profesyonel ekipmanlarla, eğitmenlerle bu şekilde dalarak yani 250 TL bence hiçbir şey değil yani. Kesinlikle. Bence tavsiye çok ederim. Çok güzel bir tecrübe. Marmaris'in ama inanılmaz... ben yapar mıyım? Yapmam. Ama Marmaris'in su altı inanılmaz müthiş bir yer. Yani kesinlikle bu tecrübeyi edinin Marmaris'e geliyorsanız. Dalış meraklıları varsa içinizde, aranızda, bu bölgeye kesinlikle gelip dalın. Yani balık vesaire için demiyorum ama buraları gerçekten görülmeye değer yerler. Hadi bakalım, biz güne devam ediyoruz. Anneciğim sen dal tamam mı sonra? Sen bu tüplü dalışı yap, biz yapamasak da. Yani korkudan yapamıyorum. Baban yapacak da sen ama mutlaka yap, tamam mı? Sen de yapacaksın. Hayır, yapmam ben. Ben çok ürküyorum, çok heyecanlarım. Tamam. Tüpü hemen bitiririm ben. Tüp bitti.
Bakacağız. Bulabilirsek alacağız. Bulamazsak yapacak bir şey yok. Sabah açık diyor biraz. Ay ay. Evet, neredeyiz Azem? İçmeler. Otel dedim, şu otel. Maliye kamp. İçmeler, maliye kampı. Marmaris'in içerisinde ücretsiz
ücretsiz çadır kurabileceğiniz bir yer burası. Ama şimdilik tabii. Bir gün sonra ne olacağını bilmiyoruz. Ama uzun yıllardır böyle. Ama uzun yıllardır böyle. Burası devlet ve su işlerinde herhalde ya da bir şekilde bir maliye kampı diye geçiyor. Eski bir işletme, terk edilmiş bir işletme. Bir vakfa ait. Ama süper bir yer ama aslında çok bakarsan. Çok güzel ama değerlendirilmiyor. Yukarıda yap işte devlet tarzı yıkık, virane şekilde kalmış ama 1980'lerde falan aktif olan bir otel. Yani devre mülk kafasında bir yer var. Oralar da terk edilmiş. Buralar da böyle atıl kalmış durumda. Ne belediye ilgileniyor, ne vakıflar ilgileniyor. Hiç kimse ilgilenmiyor. Verin bize ilgilenelim diyoruz. Evet. Bir kamp işletmeciliği yaparız yani burada güzel. Anne. Efendim? Biz normalde buraya korku oteli çıkıyoruz hep. Yani bize içi korkunç geliyor böyle. Bayağı bir korkunç. İçeride fakirler yatıyor. Bazı döşekler, yataklar var. Görmüştük zaten. Fakirler demeyelim de yani evi olmayanlar. Yoksul. Yoksun. Fakirler olsun. Yoksun. Yoksun bir ana. Hani yoksun işte. Fakirler ne? Ben de yoksun. Tamam hadi sen yüz edin. Şöyle yüzerim canım ha. Böyle. Bir kulaç atarım hemen karşıdayımdır. Çok iyi yüzerim. Anne şey sende... Evet sevgili dostlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir YouTuber ve bir YouTuber saçıyla daha birlikteyiz. Saçımda ne var? Aa, işte şu an tam model. Aşkım ya. Şu an tam model. Ne var? Evet. Azem yok. Bob Marley saçı gibi olmuş. Hiç. O tuzlu suyla ahenkle dans ediyor resmen. Tamam zaten YouTube'lar böyle. Birkaç tane daha YouTuber abim var. Onları da dağınık dağınık geziyor böyle. Biz de onlara özendik. Öyle yani. Bir annemiz toplu. Çok toplu. Bir annemiz şık. Evet sevgili dostlar. Son birkaç bölümdür size ufak ufak çıtlattığımız bir durumumuz, bir haberimiz var sizlere. İçinde bulunduğumuz bu teknemizi uğurladık, sattık. Biraz son turumuz hüzünlü oldu bizim için. İlk teknemizdi, onunla çok güzel şeyler yaşadık, değil mi? Çok güzel anılarımız var. Kendisine veda ediyoruz. Sanırım iki gün sonra devir işlemlerini yapacağız. Fakat bizden ayrılmayın, değişik sürprizlerimiz var. Bizde her zaman böyle. Yani kaçacak yer ararım. Görsem karanlıkta gibi bir halimiz var. Yani sürekli olarak kaçacak bir şeyler buluyoruz kendimize. Bu kimi zaman motor oluyor. Kimi zaman bir karavan olabilir belki. Kimi zaman ne bileyim bir tekne olabildi. Ama denizden ayağımızı keseceğimizi sanmıyorum. Evet tekne arayışına giriyoruz tekrar. Önümüzdeki günlerde evet bir tekne daha alacağız. Bir de evet bu bize biraz ufak. Bazı hayati donanımlar eksik. Mutfaktı, WC'ydi vesaire. Hani o donanımlar olmazsa biraz problem oluyor. Sürekli karayla bağlantıda olmak zorunda oluyoruz. O nedenle bana küçük geliyor. Yani mesela. Bana küçük geliyor. Biraz önce bir arkadaşım sahilden bakın yani bayağı bir uzaktaki bu mekandan beni tipimden tanımış düşünün. Gördüm diyor, yakaladım diyor seni. Fotoğrafımızı çekmiş bize atmış sağ olsun. Buradan da kendisine merhaba diyelim. Yani öyle sevgili arkadaşlarımız. Biz teknemizi sattık. Kendisini uğurladık. Azem Uras teknesi artık hayatımızda yok. Ama çok yakında başka bir sürpriz aletle yollara düşeceğiz. Değil mi? Burada olacağız. Evet. Ne yapmıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kanala abone olacaklar. Aynen. Like atacaklar, like atacaklar. Bir de yorum yapacaklar. Zilito'yu açacaklar. Zilito? Zilito. Yeni ismi? Zilito. Zil. Ha yeni ismi Zilito. Evet bir de Zilito'yu açmayı. Ve aşkım yani. Gelin diye gelin. Of yani bu biraz aşar bizi. 7 sülalelik çıktı.
Yani evet, 7 sülalemizi içine alır gezdiririz herhalde yani. Şey yapardık ya, abone toplantısı falan yapardık orada yani. Yat yarışı var Marmaris'te. O aa evet arkadaşlar, yat yarışı var. Çok güzel, şirin şirin yatlar gelmiş. Onlar var. Bunlardan bir tanesi bu değil tabii, bu çok şirin değil, bu kaba bir alet. Ama daha ileride daha şirinleri vardı. Hepsine toz atarım. Videoda görmüşsünüzdür belki, uçan camımız şu. Camımız uçtu, ters bir rüzgara denk geldik. Bu zaten kırılmıştı rüzgardan, o da rüzgarla uçtu. Yapıştıran arkadaş düzgün yapıştırmamış. Böyle işte, kötü işçilik yapıyorlar. Çok şiddetli rüzgar var. Ama gerçekten bugün biz Windy isminde bir program kullanıyoruz. Ben de kilometreye göre ayarlı o. Birçok denizci natı kullanıyor ama ben yani çok böyle haşır neşir olmadığım için denizcilikle. Ben kilometreye ayarladım. Bugün 64 kilometreye yakın rüzgar vardı. Onlardan bir tanesine denk geldik. Tam böyle bir burnu döndük. Biu dedi, uçtu o cam. Böyle kağıt gibi kalktı ya, anlamadık yani. Evet. Kalkan cam kırılmadı bile. Yani komple yerinden çıktı gitti. Tabii silikonlar tuzlu suyla özelliğini yitiriyor. Tutma özelliğini, yapışma özelliğini yitiriyor. Bence normal. Yani 1,5 seneden beri neredeyse orada tuzlu suya ve güneşe maruz duruyorlar. Neyse, onları yenileyecektik zaten. Yeni sahibi de kırılanı değiştirecekti. O da artık onunla beraber yenilenmiş olacak. Öyle sevgili dostlar, bizi bugüne kadar takip ettiyseniz, bu saate kadar takip ettiyseniz çok ama çok teşekkür ederiz. Tekne önerileri alabiliriz. Tekne önerileri de alabiliriz, evet. Yani bu adam, bu kadın ve bu adam içine sığabilecek gibi bir tekne. Bir tekne. Evet. Ne olabilir? Rota'yı yani beğeniyoruz değil mi? Evet, Rota'yı beğeniyoruz. Rota diye bir tekne var. Rota 6 atmış mı? Öyle bir şey vardı. Onu beğeniyoruz. Yine Marimbot'un birkaç tane modeli var. Onlar olabilir. Bir de bizim buralarda kıyılarda gördüğümüz, bağlı gördüğümüz birkaç böyle tekne var. Markasını, modelini bilmiyorum ama en azından bu oturma alanı çok geniş. Kamera olayı çok geniş. Hani normal ayakta durabiliyorsunuz falan. Belki onlardan bir tanesine de bakabiliriz. Evet, böyle arkadaşlar. Bir sonraki video sanırım sürpriz olur. Güzel bir video olur. Buyur canım. Yok sen devam et. Yok buyur, lütfen buyur. Sen devam et. Tamam devam et. Sen devam et. Kafacığım. Hadi tamam söyle. Keseceğim tamam, o video neyse baba devam et. Ne oldu ya? Bir şey diyecektim, unuttum. Vallahi ya? Unuttum. Nasıl unuttun ya? Unuttum baba, tamam hadi sen devam et. Allah Allah. Şöyle adam. 40 tane tilki dolaşıyor. Bir tanesinin kuyruğu birbirine değmiyor çünkü. Hoşça kalın. Teknemizden son veda. Biraz dağınık ama. Biraz dağınık ama olsun, yapacak bir şey yok.